Arkadaşlar herkese merhabalar, hoş geldiniz. Sizlerle bugün 6. sınıf matematik dersinde süper bir konu işliyoruz. Çok işinize yarayacak bir konu, bölünebilme kuralları arkadaşlar. Buyurun dersimize. Arkadaşlarım bu derste biz neleri göreceğiz? Ufak tefek bundan bahsedelim. 2 ile bölünebilme, 3 ile bölünebilme, 4 ile bölünebilme, daha sonra 5 ile bölünebilme, 6 ile bölünebilme. Ondan sonra atlıyoruz, 7 ve 8'i görmeyeceksiniz bu sene. 9 ile bölünebilme ve 10 ile bölünebilme kurallarını göreceğiz. Ve bunlarla ilgili güzel sorularımızı da tahtaya yansıtacağız. Başlıyorum 2 ile bölünebilme. 2 ile bölünebilme. Sevgili arkadaşlar, çok basit bir kural ama benimle beraber mutlaka yazın ki hani böyle gördüğünüz hafızada kalmaz. Gördüğünüzü öğrenirsiniz, kenara yazarsanız unutmazsınız. Uyarı bu. 2 ile bölünebilmede neden bahsediyorum arkadaşlar? Sayım kaç basamaklı olursa olsun, 2 basamaklı, 3 basamaklı, 1 basamaklı, 5 basamaklı, 10 basamaklı son rakamı, bakın sonda bulunan rakam eğer son rakam çift olursa sayı bölünebilir. Peki sonda neler bulacak? Mesela 5, 3, 4, 7, 9 son rakam burası diyelim. Buraya bakalım. 2'ye bölünebilmesi için neler gelebilir? 0 çifttir. 0 yazabiliriz. 2, 4, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5 tane bu bulunan rakam 0, 2, 4, 6 ve 8. Eğer sayınızın sonuna geliyorsa bu sayı 2 ile bölünebilir. Kaç basamaklı? Diğer rakamların hepsi tek olsun, çift olsun hiç önemli değil. Sadece son basamağını diyoruz arkadaşlar. Yani birler basamağı çift olacak. Örneğimiz gelsin. Diyor ki bakalım kitabımız 347'ye kare. Tamam mı? Bu kare 3'ten büyük bir sayı ve bu sayı tahta yazdığımız bu sayı 2 ile bölünebiliyor. Kare yerine neler gelebilir diyor. Şimdi 3'ten büyükse 2 ile bölünebilenler nelerdi? Hemen yazıyorum. 0, 2, 4, 6, 8. Ama bana ne diyor? Bu kare 3'ten büyük. O zaman ben ne yapıyorum? 0 ile 2'yi siliyorum. 4, 6 ve 8 benim cevabım oluyormuş. Tamam mı arkadaşlar? Bunu da böyle buldum. Bir sonraki kuralım 3'e bölünebilme. Şimdi buraya çok dikkat arkadaşlar. 2'ye ne demiştik? Son rakamı çift olacak. 0, 2, 4, 6 ve 8. 3'e bölünebilmedi arkadaşlar. Sayının tüm basamaklarındaki bulunan rakamları toplayacağız. Mesela sayı kaç basamaklı olursa olsun. 573 diyelim. Tamam mı arkadaşlar? Bu 3 sayıyı da topluyoruz. 5, 7 ve 3. Topladık bunları, ne etti? 12, 15. Sayıların basamaklarındaki bulunan rakamlar, bu rakamlar toplandığında 3 ve 3'ün katı oluyorsa sayımız 3'e tam bölünebiliyor demektir. Bakıyoruz 573, 5, 7 daha 12, 3 daha 15. Bu sayım 3'e tam bölünebiliyor. Çünkü 15 3'e tam bölünür. Yazıyorum. Çok büyük bir sayı yazalım. 16.782.163 diyelim. Topluyorum abi. Bütün kural bu. 1 ile 6'yı topla 7. 7 ile 7'yi topla 14. 14 ile 8'i topla 22. 2 daha 24. 1 daha 25. 6 daha 31. 3 daha 34. 34 etti. Bölüyorum 3'e. Ne oldu? 11 tane var. 33. Ne kaldı? 1. Yani bu sayı 3'e tam bölünmüyor. Bu toplamının 3'e bölümündeki kalan sayı da esasen bu sayının 3'e bölümünde 1 kalıyormuş diyebilirsiniz. Mesela 3'e tam bölünmedi. 3'e bölümünden kaç kalır dediğinde de bunu yapacaksınız. Sayıların rakamlarını topluyorsunuz. 3'e bölüyorsunuz. Kaç kaldı ise sayıyı da 3'e böldüğünüzde o sayı kalacaktır. Demek ki bunun 3'e bölümünden 1 kalıyor. O halde 3'e bölünme kuralını arkadaşlar biz ne diyoruz? Diyoruz ki tüm sayıların topluyoruz. Eğer bu 3 ve 3'ün katıysa 3'e tam bölünür. He, 3'e bölününde kalanını soruyorsa sayıları topladık. Bölüyoruz 3'e. Kalan neyse bizim de kalanımız o olacaktır. Geçiyorum arkadaşlar burada.
3 ile 2'yi öğrendikten sonra sıra sıra gidiyorum. Kitabımız 6'yı veriyor ama ben 4, 5, 6 yapacağım. 4'e bölünebilme. Buradaki kuralım şu. Diyorum ki arkadaşlar, sayım yine ne kadar uzun olursa olsun. 2'deki kuralım neydi? Son basamağım 2 ve 2'nin katları çift olacaktı. 0, 2, 4, 6, 8 olabiliyordu. 4'e bölünebilmede de sayım ne kadar uzun olursa olsun A, B, C, D, E diyelim ki bunlar herhangi sallama bir tane sayı olsun. Son 2 basamağı eğer 4'e bölünebilmedeki kural son 2 basamaktadır. Son 2 basamağı 4 ve 4'ün katı ise bu sayı bölünebilir. Mesela 0, 0. Arkadaşlar 0, 0 4'e bölünebilir mi? Evet 0 4'e bölünebilir diyoruz. Çünkü burada 1 de olsa 100 olsa 100 olacak. 2 de olsa 200 olacak. 4'e bölünebilir. Bir sonraki sayı ne? 0, 4, 0, 8. Buradan başlıyor nereye kadar? Arkadaşlar devam etsin 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 etsin. 80, 84, 88, 92, 96. Son 2 basamağında 96 yazıyorsa bölünebilir. 92 yazıyorsa bölünebilir. Peki kuralım ne oluyor? Kural diyor ki sayı ne olursa olsun sadece son 2 basamak basamak halinde 4'e bölünebiliyorsa bu sayı 4'e bölünebilir. Geliyorum şimdi arkadaşlar bir tane sayıyı yazalım. 128 diyelim ya da 52.128. Sayının ne kadar uzun olması önemli mi? Değil. Bana ne lazım? Şu 28 lazım. 28 4'e bölünebiliyor mu? Böldüm. 7 tane var 28. Demek ki bu sayı 4'e bölünebiliyor. Bu sayıyı kısaltın. 52.128 değil de şöyle yapalım. 228 desek yine sondaki iki sayıya bakıyorum. 28 4'e bölünebilir mi diyorum. 4'e bölünebilir demek ki bu sayı 4'e bölünebilir diyoruz. Anlaşıldı arkadaşlar. Gayet kolay anlattık. Devam ediyorum. 5'e bölünmeye geliyoruz bakalım. Hadi. 5 ile bölünebilme kurallarına geliyoruz. Diyor ki 5 ile bölünme diyelim. Sevgili arkadaşlar 5 ile bölünmede yine sayımız kaç basamaklı olursa olsun A, B, C, D, E son basamağını bıraktım. Son basamağımızdaki gelecek olan rakam 0 ya da 5 bu ikisinden bir tanesi olursa sayımız 5'e bölünebilir demektir. Mesela 425 sonunda 5 var bölündü mü bölündü. 6280 sonunda 0 var bölündü mü bölündü. 7390 sonunda 0 var bölündü mü bölündü arkadaşlar. Çok güzel. 5 ile bölünme gayet kolay. Gerçi diğerleri de kolay. Hepsinin tam kurallarını yazıyoruz. Peki örneklerim gelecek bununla beraber. 6'ya geçiyorum. 6'ya bir yıldız atıyorum. 6 ile bölünebilme kuralları. Arkadaşlar 6'ya ait özel bir kural yoktur. Peki hocam nasıl böleceğiz? 6 size şunu gerektirir. 6'yı oluşturan iki tane asal sayı var. 2 ve 3. Bu iki sayıyı da bölünmeyi sağlıyorsa kural sayımız, yani hem 2'yi bölebiliyor hem de 3'ü bölebiliyorsa bu sayı 6'ya bölünebilir. Peki 2'ye bölünme neydi? 2 için son rakam çift olacaktı. 3 için neydi? Sayıların toplamı 3'ün katı olacaktı diyoruz. Peki verelim bakalım bir tane sayı. 726 diyelim. Salladık. İlk önce bakıyorum 6 ile bölünmesi için 2 ile bölünebiliyor mu? Son rakam çift mi? Bölünüyor mu? Bölündü. Çok güzel. 6'da bakın. Önce 2'ye bakın. Son rakam çift mi? Tamam. Sonra 3'ü sağlıyor mu? 3 ile bölünmesi için 7 ile 2'yi topladım 9. 9 ile 6'yı topladım 15. 15 3'ün katı mıdır? Evet 3'e tam bölünebiliyor. O zaman 726 sayımız 6'ya tam bölünebiliyor diyoruz arkadaşlar. Şimdi gelelim. Burada birkaç tane problemimiz var. 9 ve 10'a geçmeden önce bu problemleri sizle çözmek istiyorum. Siz de yazın lütfen. Diyor ki 4 basamaklı 2 kare 6 4 doğal sayısı 6 ile kalansız bölünebiliyor. 6 ile kalansız bölünüyor. Kare yerine gelebilen sayılar.
nelerdir? 6 ile kalansız bölünebiliyorsa hangi kuralları gerektiriyor? 2 ve 3'ü bölünmesi gerekiyor. Doğru mu? 2'ye bölünmesi için sonunun çift olması lazım. Sonu zaten çift bitti. Şimdi neyi bakmam lazım? 3 ile kalansız bölünebilmeyi. Yani sayıların toplamı 3 ve 3'ün katı olacak arkadaşlarım. 2 ile 6'yı topladım 8. 8 ile 4'ü topladım 12 artı kare. 12 ile karenin toplamı 3 ve 3'ün katı olacak. Şimdi soruyorum size. Ben 3 kare yerine ne yazarsam 3 ve 3'ün katına devam edebilirim. Önce soruyorum arkadaşlar, 0 yazabilir miyim? 0 yazsam toplam 12 oldu. 3'e bölünür mü 12? Bölünür. 0 oluyor. 0'dan sonra tavsiyem şu. 1, 2'leri falan değil. Hangi sayı oluyorsa, mesela ilk 0 mı buldunuz? Bir dahaki 3'e bölünebilmesi için 3 ekleyin. Mesela bir dahaki sayı 3 olur. 12 artı 3 15. Bir dahaki sayı 3 ekleyin. 12 artı 6 18. Bir dahaki sayı 9 olur. 12 artı 9 21, 3'e bölünebilir. Hani mesela bu sayımızda mesela 1 gelseydi, bir dahaki deneyeceğimiz sayı 3 ekleyin 4 olurdu. 3 ekleyin 7 olurdu gibi. Anlaştık mı arkadaşlar? Demek ki kare yerine gelebilecek sayılar 0, 3, 6 ve 9 diyorum arkadaşlar. Devam ediyorum. Bu problemimizi de sildim. Bir dahaki sorumuz geliyor. 3078 sayısı diyor. Hangi iki rakamının yerleri değiştirilirse elde edilen yeni sayı 6 ile tam bölünemez. Evet, hangi iki rakam yer değişirse 6 ile tam bölünemez. Arkadaşlar dikkat. 6 ile bölünme kuralı neydi hocam? Hem 2'ye bölünecek hem 3'e. 2'ye bölünme kuralı sonu çift. Sağlıyor mu? Sağlıyor. 3'e bölünme kuralı ne arkadaşlar? 3, 7 daha 10. 8 daha 18. Şimdi çok dikkat. Müthiş bir soru ama mükemmel derecede zihninizi açacak bir soru. Arkadaşlar ben rakamların yerlerini değiştirirsem 3'e bölünme kuralında bir oynama olur mu? Hani sayı artıp azalır mı? Azalmaz değil mi? Yani 8'i başa da koysam, ortaya da koysam, 3'ü sona da koysam, ortaya da koysam rakamların toplamı 18 bir kere. Bu değişmiyor. Peki diyor ki hangi iki rakam yer değiştirirse 6 ile tam bölünebilmez. O zaman ben sondaki rakamı oynamam lazım. 3 kuralını bozamıyorum. 2 kuralını bozarım. Tamam mı? Sondaki sayı çift değil de bunun yerine tek sayı yazarsam, 8'i alıp 7'yi koyarsam 2'ye bölünmez. 3'e bölünüyor da 2'ye bölünmez. 6 için hem 3 hem 2 lazımdı. Doğru mu? O zaman 8 ile 7 yer değişirse bu sayı 6'ya bölünmez. Doğru mu? Bu bir. Başka var mı? Soruyorum. Bir kere sondaki rakam değişecek yani. Mutlaka sondaki rakamı değiştirmemiz lazım. Çünkü 2 kuralını bozmaya çalışıyoruz. 8 ile bir de neyi alabilirim? Görüyor musunuz? Burada 3 var. 8 ile 3'ü de değiştirirsem bu sayı 6'ya tam bölünmeyecektir diyoruz arkadaşlar. Anlaşıldığı üzere sorumuzu tabi yazdınız mutlaka. Ben siliyorum. Diyor ki 5, 8, 6 ve üçgen. 4 ile tam bölünüyor. Üçgen hangi sayılar olabilir? 4 ile tam bölünebiliyor. 4'ün yerine 4'ün kuralı neydi arkadaşlar? Bir bakalım defterimize yazdık. Hocam son iki rakamı, son iki rakamı basamak olarak 4'e bölünebilmesi lazım. Evet. 6 ile üçgen çektik. 58 atıyoruz. 6 üçgeni attık. Bunun 4'e bölünmesi lazım. Şimdi 4'ün katlarını 60'ın yanındaki bir sayılara getirelim bakalım. 4'ü çarpa çarpa 56, 60. 60 oluyor mu? Evet, 60 bölünebiliyor. Bir dahaki sayı kaç? Buldun sayı, 4 ekle ekleye git. 64. Bir dahaki sayı 68. Bir dahaki sayı 72. Olamaz çünkü 6 olacak bu. Üçgen neler olabiliyormuş o zaman? 0 oluyor. 4 oluyor ve 8 olduğunda 4'e tam bölünebilme kuralını sağlıyor diyorum. Bir dahaki sorum geliyor. Daha sonra 9 ve 10 kuralını yazacağım arkadaşlar. 6, 9, 0 kare sayısı. 5 ile kalansız bölünebildiğine göre 5 ile bölünebilen, bakın soru şu, 5 ile bölünebilen
rakamları farklı sayı ise, bir doğal sayı ise, bu dört basamaklı sayı ise kare ne olabilir? Soruyu dikkatli okuyun. Sakın hup hup diye gitmeyin. Sayısı 5 ile bölünebilen rakamları farklı diyor. Aynı rakamları kullanmayacağız. Ama önce 5 ile bölünebilme kuralını ben bir yazayım. Sonra bunu düşüneyim. Olur mu? 5 ile bölünebilme kuralı neydi? Sonu 0 ve 5 olacaktı değil mi? Ya 0 koyacağım ya 5. Başka kuralı yoktu. 0'ı koysam rakamları farklı oluyor mu? Olmuyor. Burada 0 var. O zaman 0'ı eledim. 5'i koysam rakamları farklı oluyor mu? Aynen oluyor. Çok kolay bir şekilde sayımızın 5 olduğunu buluyoruz arkadaşlar. Şimdi geliyorum 9 ve 10 ile bölünebilme. Arkadaşlar 9 ile bölünebilme. Arkanıza yazsanın ama ben anlattıktan sonra da bunları kağıdınıza, defterinize yazın. 9'un kuralı aynı 3'e benzer. 3 nasıl rakamların sayıların değerlerini topluyorduk. İşte kaç basamak varsa tüm sayıları teker teker topluyorduk. 3 ve 3'ün katı ise bu 3'e bölünebiliyor demekti ya. 9 ile bölünebilmede de arkadaşlar aynısını yapıyoruz. Peki bu sefer 9'a bölüyoruz. Mesela 819. Sayıları toplayalım. 8, 1 daha 9. 9, 9 daha. Sayıların toplamı 18 oldu değil mi? 18 9'a bölünebiliyor mu? Evet, böldüm 2, kalan 0 0. Bu sayı 9'a bölünebiliyor demektir. Ya kalan olsaydı, buradaki sayıların değerlerindeki 9'a bölümündeki kalan sayının 9'a bölümündeki kalanıyla yine aynıdır. Aynı 3'te yaptığımız gibi. Demek ki 9'a bölünebilme kuralında arkadaşlar sayıları topluyoruz. 9'a bölünebiliyorsa sayının rakamları toplamı, bu sayı 9'a bölünebiliyor diyorduk. Peki buraya 5 yıldızlık bir bilgi atıyorum. Şunu söylüyorum. 9 3'ün katı mıdır arkadaşlar? Evet. O halde 9 ile bölünebilme kuralını sağlayan her sayı 3'e hiç bakmadan rahat bir şekilde bölünebilir diyebilir miyiz? Evet, bölünebilir. Deneyelim mi? 8 19 18 etti. 18 9'a böldüm 2. 18'i 3'e bölün 6 yine sağlıyor. Mesela 72 topladım, 7 artı 2'den 9. 9 9'a bölünebiliyor mu? Bölündü. Bu 9'a bölünebiliyor. 3'e bölünebilir mi? 9'u 3'e böl 3. Anlaştık mı arkadaşlar? Gelsin bakalım bununla ilgili şimdi sorumuz. 2 tane sorumuz var. Diyor ki kalan soracak burada problemimiz. 3526 3526 sayısının demiş 9 ile bölümünden kalan 9 ile bölümünden kalan. Topluyorum sayıları. 3 ile 5 8. 2 daha ne oldu? 10. 6 daha 16. 16'yı 9'a bölün arkadaşlar. Bir tane var. 9 çıktı. 7 kaldı. Bu sayının 9 ile bölümünden kalan kaçmış? Buradaki 9'da böldüğümüzdeki 7'ymiş arkadaşlar. Kalan 7. Tamam mı? Hiç bu sayıyı 9'a bölmeye gerek yok. Sağlamasını yapalım mı? 3526'yı bölüyorum 9'a. Bakalım 7'nin kalıp kalmadığını görelim. 3'te yok. 35'te 3 tane var. 27 çıktı. 8 kaldı. 82. Kaç tane var? 9 tane. 81 çıktı. 1. İndirdim 6. 16'da kaç tane var? 1 tane. 9 yazdım. Çıktı ne kaldı? 7. Gördük mü arkadaşlar? Sayının kendisini de bölsek 7 kalıyor. Rakamların toplamını da bölsek yine 7 kalıyor. Böylece artık aklımızda hiçbir şüphe kalmayacak. Bununla ilgili sağlamasını da yaptık arkadaşlar. İkisini de yazabilirsiniz. Tamam mı? Bir dahaki sorum şu. 6 üçgen, kare ve 5 sayısı. Biraz daha zorlaştı ama korkmuyoruz. Sakin oluyoruz. 9 ile kalansız bölünebildiğine göre 9 ile kalansız bölünebildiğine göre. Tamam mı arkadaşlar? Bize sorduğu soru şu. Üçgen ve kare ifadesinin alabileceği değerler nelerdir arkadaşlar? Üçgen ve karenin alabileceği değerler. Üçgen ve kare hangi değerleri alabilir diyor. Hemen başlıyorum. Diyorum ki arkadaşlar, 6 ile 5'in toplamı ne? 11. Hocam 11 sonra üçgen sonra kare. Bu 9 ile tam bölünebiliyormuş. Arkadaşlar dikkat. 9'a bölünebilme neydi arkadaşlar?
Sayıların toplamı 9 ve katı olacaktı. Şimdi 11'in üstüne ben ne eklersem 9'un katı olur. En yakındakini soruyorum arkadaşlar. Burası, bu ikisinin toplamı üçgen ve karenin toplamı 7 olursa, bu sayılar 7 olursa toplamı 18 olur ve 9'a bölünebilir. Doğru mu? Bakın bu 11'di. 9'un katı en yakın sayıyı arıyorum. Hocam burası 18 olabilir 9'un katı. Dolayısıyla bunların ikisinin toplamı 7 olabilir. Bakın soruda şu şekil bir mantık hatası var. Kitaptaki soruyu yazdım ama bilerekten de düzeltiyorum burayı. Yıl üçgen ve karenin toplamı neler olabilir diye sorabilirdi. Neden? Biz bunların toplamını 7 bulduk. Neler olabilir? 7'ye 0, 6'ya 1, 5'e 2, 4'e 3 değil mi? Yazalım. 7'ye 0, 6'ya 1, 5'e 2, 4'e 3, 3'e 4, 2'ye 5, 1'e 6, 0'a 7. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane farklı değer aldı. Üçgen ve kare. Peki bu ne içindi? 7 olduğu için. Peki hocam sadece 18 mi? Bir sonraki sayı deneyebilir miyiz? Burada size çok güzel bir bilgi vereceğim ama sakin ve odaklanın. Zor bir soru. Dikkat edin. Arkadaşlar bir sonraki 9'un katı kaç? 11'den sonraki katı 18'di. Bir sonraki 27. 27'den 11'i çıkartırsak bunların toplamı 16 olabilir mi? Olabilir. Olabilir. İki rakamın toplamı 16 olabilir. Peki soruyorum. Bir sonraki 27'den sonra 36 var. 36 için bu iki sayı 25 kaldı. Üçgenle karenin toplamı 25 olabilir mi? Bakın 16 oluyor. 25 olabilir mi? Abicim bunlar rakam. Rakamların toplamı 25 olamaz. En fazla 9, 9 olur, 18 olur. Tamam mı arkadaşlar? Sınırı buraya kadardı. 7 olabilmişti. 16 olabildi. Bir de 16 değerlerine bakacağız. Dedim ya size işte. Sorunun mantık hatası bu. Şurada 8 tane ihtimal çıktı. 16 yapması için bakalım arkadaşlar. Üçgen ve karenin toplamı 16 ise ne olabilir? Buna 9 verelim, buna 7 kaldı. Sonra buna 7 verelim, buna 9 kaldı. 8'e 8 olur mu? Bu da olur. 3 tane ihtimal de buradan geldi. Halbuki sorunun sorulması gereken şekli neydi? Şunu demesi lazımdı. Üçgen ve karenin toplamı kaç farklı değer alabilir diyecekti. Biz de şunlar 11 ise 9'un katı için 11'den sonra 18'ler. Bunlar 7 edebilir mi? Edebilir. 2 rakam 7 eder. Bir dahaki ne? 27. 27 için buraya bunlara 16 kalıyor. 2 rakamın toplamı 16 edebilir mi? Edebilir. Maksimum 9, 9'u düşünüyoruz. Bir sonraki ne? 36. 36 için 25 kalıyor. Bunlara 25 verebilir miyiz ikisinin toplamına? Hocam veremeyiz. 9, 9 en fazla 18. Bunu en fazla hayal edebilirdik. İhtimalleri yazmamız gördüğümüz gibi oldukça zor arkadaşlar. Bir dahaki kuralımı yazıyorum. 9'a bölünebilme ile ilgili problemimizi de çözdük. Bir dahaki kuralımız şu. 10'a bölünebilme. Bir kere arkadaşlar en kolay kural bu. Sonu 0 olacak. Bitti. Sonu 0 olacak. Ama tek basamaklı değil. Değil mi? En az 2 basamaklı sayılar olacak. Çünkü sadece 0 yazsak olmuyor bu. 10, 20, 30, 530, 640, 790 değil mi? Bunların hepsi gördüğünüz gibi sonu 0 olduğu için 10'a bölünebilme kuralını sağlıyor. Peki bununla ilgili de 1-2 soru soralım bakalım arkadaşlar. Gelsin. Bize diyor ki 4 basamaklı 10'a tam bölünebilen rakamları farklı en büyük sayı bulunuz. 4 basamaklı soru çok önemli. Rakamları farklı 10'a bölünebilen en büyük sayı. Şimdi 4 tane kutucuk açtım. Rakamları farklı en büyük diyor. Ben en büyük 9'dan başlarım abi. Ben bunu bilebilirim. Sonra rakamları farklı dediği için 8. Sonra farklı dediği için 7. Sonra en sona ne yazacağım? 10'a bölünebilme kuralının tek kuralı vardı. Sonu 0. Abicim bunu yazdım. 4870 oluyormuş diyoruz. Tamam mı? Bir tane daha sorum geliyor. Çok güzel bir soru. Bununla final yapıyoruz. Diyor ki 18 çarpı
12 çarpı 31 sayısının 10 ile bölümünden 10 ile bölümünden kalan kaçtır? Ya hocam ben bu sayıları nasıl çarpacağım şimdi ya? Diyen arkadaşlara diyorum ki çarpmayacaksın. Sevgili yavrucuğum kolay bir yönü var. Bekle. Nedir bu? İlla bu sayının çarpıp da 10'a bölmemiz gerekmez ki. 10'a bölelim, kalanlarını çarpalım. Bunu 10'a böldüğümüzde kaç kaldı? 8. Bunu 10'a böldüğümüzde kaç kaldı? 2. Bunu 10'a böldüğümüzde kaç kaldı? 1. Çarpın bunları. 8 çarpı 2, 16. 16 çarpı 1, 16. Bunu tekrardan bölelim 10'a. Ne kaldı? Kalan 6 kaldı değil mi? Bitti. Yani sayıyı uzun uzadıya çarpıp da 10 ile bölümünden kalanı değil. Sayıyı direkt 10'a bölün, kalanlarını çarpın. Sonra bir daha 10'a bölün. Aynı şeyi bulursunuz arkadaşlar. Güzel bir soruyla bitirdik. Geldik bölünebilme kurallarının sonuna. Arkadaşlar kanalımızda oynatma lisesinde 6. sınıf matematikler ve 6. sınıf fen bölümlerinde derslerinizi kolaylıkla matematiğe tıklarsanız tüm matematikleri önce konu anlatımlarını daha sonra soru çözümlerini bulabilirsiniz. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Herkese sevgiler ve saygılar diliyorum.